Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi günler diliyorum herkese. Evet sevgili dostlar, bir gün ortası analizi yapmak istedim. Haftanın son saatlerine yaklaşıyoruz ve önümüzdeki 2 haftanın da son derece kritik olması münasebetiyle kapanışa yakın genel bir bilgilendirmede bulunmak istedim. Sevgili arkadaşlar, şu ana kadarki gelişmeler itibariyle dün aktarmış olduğum ana gelişmelerin haricinde önemli kritik bir gelişme bulunmuyor. Gündem aynı. F400'ler S400'ler konusuyla ilgili olarak çok olağanüstü bir gelişme mevcut değil. Bunun yanı sıra dünkü ivme paketinin açıklanması ardından piyasaların çok önemli bir tepki vermediğini ve bu pakete yönelik olarak da umutlu bir bakış açısının olmadığına tanık olduk. Zira dün dolar TL'de 6.15'ler seviyesine doğru bir atak yaşanmıştı. Arkadaşlar bu konuda hatırlarsanız Salı günü gece aktarmış olduğum analizimde bu hususun uyarısını yapmıştım. Özellikle Salı günü yoğunlaşan borsadaki satışlar sonrasında bu satışlardan TL'ye dönen yabancı yatırımcının T artı 2 süreci itibariyle Perşembe günü eline geçecek olan TL'yi dolara çevirme eğiliminde olabileceğini ve bu sebeple de Perşembe günü dolarda bir atak ihtimalinin mevcut olabileceğini dile getirmiştim. Nitekim dün 6.15 seviyesine yönelik olarak bir hareketlilik yaşandı. Dün itibariyle arkadaşlar vermiş olduğum analizimde, dün akşamki analizimde 6.10 seviyesi üzerindeki kapanışın önem arz ettiğini, bu seviye üzerinde kapanış olur ise 6.15 direncine yönelik yeni atakların oluşabileceğini ama özellikle 6.17.50 seviyesine yakından dikkat edilmesi gerektiğini, bu direncin çok büyük bir ehemmiyet taşıdığını ifade ettim. Dün 6.10 üzerinde 6.10'lar civarında bir kapanış olmasına rağmen bugün itibariyle tabloya baktığımız zaman 6.08.25 civarında bir seyrin olduğunu görüyoruz şu an itibariyle. Gün içinde ise en yüksek 6.13 seviyesi görülebildi. Zira 6.13.55'te de bir direncimiz bulunuyordu zaten. Sevgili arkadaşlar, bugün itibariyle tabloya bakacak olur isek, bugünün haberleri içerisinde enteresan bir haber var. Bu haber gerçi şu anda doğrulanmadı. Net olarak doğruluğundan emin değiliz. Ve hatta İGA konsorsiyum tarafından veya bu holdingin sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre haber doğru değil denildi ama piyasalar bu konuyu zannediyorum ki yakından takibi alacaktır. Üçüncü havalimanı, yani yeni havalimanının hisselerinin satışıyla alakalı olarak bir haberdi. Cengiz İnşaat, Limak Holding, Marpa İnşaat, Kalyon İnşaat ve Colin İnşaat'tan oluşan bu konsorsiyumun 6.4 milyar euro civarında bir borç yükü bulunuyor ve bu borcu çeviremeyecekleri endişesiyle her ne kadar önümüzdeki 25 yıllık süre içerisinde 22.4 milyar euro civarında bir kira ödemek mecburiyetinde olsalar, bu ödenecek olan rakam 25 yıla yayılmış olan bir rakam olsa dahi şu an itibariyle söz konusu konsorsiyum, zannediyorum ki dolardaki bu veya dövizdeki bu ciddi hareketlilikten önemli ölçüde rahatsızlık duymalı ki önümüzdeki 25 yıl gibi çok önemli bir süreçte bu ödemeleri nasıl yapabileceği konusunda bir kaygı oluşmuş olabilir. Bu sebepten dolayı satış düşünüyor olabilirler. Tabii ki alıcı bulabilirler, bulamazlar. Bunlar ayrı bir konu ama çok büyük umutlarla ve çok büyük gelirler sağlanabileceği umutlarıyla oluşturulan, gerçekleştirilen bu mega projenin şu anda önemli ölçüde bir sıkıntıyla karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Bu durum ise arkadaşlar piyasayı yakından etkileyebilecek veyahut da olumsuz yönde etkileyebilecek bir gelişme. Her ne kadar haber doğrulanmamış olsa da bu mevzu maalesef ki içinde bulunduğumuz ekonomik koşullardan şirketlerin ve holdinglerin ne ölçüde kaygı duyduklarının bir işareti. Değerli dostlar, evet dolar TL konusuna gelelim. Dolar TL itibariyle şu an itibariyle arkadaşlar dünya piyasalarında dünkü PMI verileriyle alakalı olarak, ABD'nin PMI verileriyle alakalı olarak yaşanan olumsuz bir tablo vardı tüm dünya endekslerinde. Bugün itibariyle hafif yönlü bir tepki eğiliminin mevcut olduğunu görüyoruz. Dolar endeksinde çok hafif bir geri çekilme mevcut. Bu durum euro dolar paritesinden hissediliyor zaten, 1.12'ye yaklaşmış durumda. Ve zira altın fiyatlarında ise bir geri çekilme mevcut görünüyor. Doların değer kaybı, küresel piyasalardaki değer kaybı nedeniyle. Evet değerli dostlar, 120 dakikalık grafiğimiz itibariyle şurada görmekte olduğunuz 6.11.71 pardon 38.2'ye denk gelmekte olan 6.16, 6.17 bölgesi direnç olarak etkisini hissettiriyor. 2 saatlik süreç içerisinde 2 saatlik grafikler bazında da bu direncin önemli bir nokta olduğunu görmekteyiz. Ancak değerli dostlar 23.6'ya denk gelmekte olan
6.11.71 seviyesinin aşağısına inilmesiyle birlikte kritik gördüğümüz 6.10 seviyesinin aşağısı şu anda test ediliyor. Şu an itibariyle önümüzdeki 2 saatlik süreç için, 2 saatlik periyotlar itibariyle arkadaşlar veya haftanın kalan saatleri itibariyle diyelim, şurada görmekte olduğunuz kalın hattımızın bulunduğu 6.07.50 seviyesi önemli bir destek konumunda. Yani önümüzdeki saatler itibariyle 6.07.50 üzerinde tutunmanın olup olmadığını izlememiz gerekiyor. Bu seviye üzerinde tutunma gerçekleşiyor ve aşağısına inmiyorsak yeniden 6.10 ve 6.12, 6.13 bölgesinin test edilebilmesi önümüzdeki saatler veya hafta başı itibariyle, önümüzdeki hafta itibariyle gündemde kalabilecektir. Zira arkadaşlar 6.07.50'nin aşağısında bir kapanış, daha doğrusu bu seviyenin aşağısına gelinmesi durumunda ise bu kez 6.04 seviyesine doğru bir geri çekilme gündeme gelebilecektir. Bunu biraz sonra diğer grafiğimizde göreceğiz. 2 saatlik grafikler veya periyotlar itibariyle değerli dostlar, kendi adımla tanımlamış olduğum bir indikatörüm bulunuyor. Bu bir enstrümanın gücünü ölçmekte ve şu an 40 referans seviyesinin de aşağısına inmiş bulunuyor. Ancak bu seviyenin aşağısında bulunduğu anlarda her an bir tepkinin oluşabileceği şeklinde yorumlanmakta. Dolayısıyla 40 referans seviyesinin aşağısında bir tepki olasılığının biraz daha ön planda olduğunu düşünebiliriz. Günlük grafiklerimize geldiğimiz zaman ise arkadaşlar, günlük grafiklerimiz itibariyle, dün itibariyle malumunuz 6.09.64 seviyesi, yani 6.10 seviyesinin üzerinde kapanış önemliydi ama bu seviye üzerinde kapanış gerçekleşemedi. Dolayısıyla bugün için pivot verileri olarak 6.12.64 seviyesinin ilk direnç olduğunu vermiştim ve 6.10.88 seviyesinin aşağısında ise 6.06.64 seviyesine kadar bir geri çekilme olasılığı pivot sistem itibariyle mevcut idi. Zira bugün görebildiğimiz en yüksek seviye 6.12.90 oldu. Yani 6.12.64 üzerine çıkılamadı ve tutunma gerçekleşemedi ve 6.10.88 seviyesinin aşağısına gelinmekle de 6.06.64'e doğru geri çekilme olasılığı gündeme gelmiş durumda. Şu an 6.07.50'ler civarında bulunuyoruz. Bu destek noktası çok büyük bir önem taşıyor. Bu seviyeden bir tepki oluşması önemli. Bu seviyenin aşağısına gelinecek olur ise 6.05 seviyesini yakından izlemek gerekecektir değerli dostlar. Evet, hassas çizimlerimizin bulunduğu grafiklerimiz itibariyle duruma baktığımız zaman ise arkadaşlar, sarı ana hattımız yükselen kanal desteğimizde. Bu kanal desteğimiz şu an 6.05.68 seviyesine işaret ediyor. O halde 6.05-6.06 aralığının bir tepki bölgesi olarak düşünmeye devam edebiliriz bu grafiklerimiz itibariyle de. Ve bu grafiğimiz itibariyle sarı kesik çizgilerimizin belirlemiş olduğu ilk önemli direncimiz ise 6.16-6.68 olarak güncelliğini korumakta. Değerli arkadaşlar, bir son grafiğimiz olarak ise yine 120 dakikalık grafiklerimiz itibariyle sizlere dün gece bu grafiğin aynısını paylaşmıştım ve demiştim ki sarı hatların oluşturmuş olduğu bir kanal içerisine girmiş bulunuyoruz. Dün gece yaklaşık bu saatler civarında 6.09'lar civarında analiz paylaşıldığı esnada 6.10 üzerinde kalınmak kaydıyla bir sıkıntı olmayacağını, yükseliş eğiliminin devam edebileceği ifade edilmişti. Ancak bu yükselen kanalın şu anda aşağısına inmiş durumdayız ve bu noktada 38.2'ye denk gelen Fibonacci desteğimiz olan 6.06.80 seviyesini yakından takip etmemiz gerekiyor. Bu desteğin kırılması durumunda ise arkadaşlar, şuradaki düşen bandın yaratmış olduğu destek hattını takip edeceğiz. Bu da 6.04 noktasına işaret ediyor. O halde 6.04-6.05 bölgesi önem taşıyan kritik bir destek özelliğinde. Geri çekilmelerde bu noktalara kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir ama 6.04-6.05 aralığından bir tepki oluşuyor ve tekrar 6.07'ler civarında bir hareketin seyrine tanık olabiliyor isek, bu durumda çok fazla geri çekilme isteğinin olmadığını, sınırlı geri çekilmeler ardından tepkilerin geldiğini düşünebileceğiz. Değerli arkadaşlar, önümüzdeki 2 saatlik süreç için pivot verisi olarak sizlere verebileceğim takip edilmesi gereken noktalar ise 6.08.58 seviyesini yakından izlemek gerekiyor pivot seviyesi olarak, 6.06.44, 6.05.46 ve 6.03.31 özellikle çok kritik bir pivot desteği özelliğinde bulunuyor. Arkadaşlar, bir de Viyop detaylarına bakalım isterseniz. Viyop detayları itibariyle şu an itibariyle arkadaşlar 6
0.8-28'ler civarında seyreden Mayıs kontratlarının konumunu görmekteyiz. Bugün için takip etmemiz gereken 6.09.66 ve 6.08.10 destekleriydi. 6.07.50-6.08.50 bölgesinin destek olarak takip edilmesinde yarar bulunuyor. Bu seviyenin aşağısına inilmesi durumunda ise 6.04 seviyesini yakından takip etmek gerekiyor. 6.013 seviyesi ise günün pivotu ve üzerine çıkılması anında ancak yükseliş eğiliminin önem kazanabileceği bir değer olarak karşımızda bulunmakta. Sevgili arkadaşlar, göstergelerimiz itibariyle de anlaşılacağı üzere şu an itibariyle bir güçsüz bir seyrin hakim olduğunu görüyoruz. Özellikle dün 6.15'e doğru gerçekleşen atağın ardından şu an gelen satışların veyahut da gerileme eğiliminin mevcut olduğunu görmekteyiz. Özellikle 6.04 ve 6.06-6.05 bölgesi tepki bölgesi olarak yakından izlenmeli diye bir kere daha tekrarlamak istiyorum. Kısa vadeli günlük ve anlık işlem yapmakta olan Viyop veya FX gibi alanlarda işlem yapmakta olan arkadaşlarımız ise 6.03 seviyesini, 6.03.50 seviyesini özellikle yakından izlemeleri gerekiyor. Bu seviyenin aşağısına iniş 6 seviyesine doğru geri çekilmenin hız kazanması anlamına gelebilecektir. Değerli arkadaşlar, gece saatlerinde ve hafta sonu itibariyle özellikle önümüzdeki haftanın çok kritik bir öneme haiz olması nedeniyle daha ayrıntılı analizler vereceğim. Şimdilik hoşça kalınız, iyi günler diliyorum.